Rıfat! Rıfat! Alo! Rıfat! Müsaade var mı Rıfat? Alo! Taner değil misin sen? Halime'nin oğlu. Sen de Veysel'sin. Sen de... Ramazan. Dur, beni niye kimse tanımıyor ya? Ben bu kadar silik miyim lan? Biz de Hacer teyzem, biziz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim. Ben size kurban olurum. Helal olsun size. Kasabaya elektrik getirmişsiniz. Aferin lan size. Sayenizde elektrik faturası ödemiyoruz. Bizim Rıfat da anca çay dağıtsın millete. Bundan olmayacağı belliydi zaten. Babası gılıklı. Aynı babası. Ya ama öyle deme Hacer teyze. Rıfat iyi çocuktur. Gerçi arada sinirimizi bozsa da. Oğlum iyi çocuktur. Evet. Hacer teyzem, Rıfat içeride mi? Nerede? Ufak bir işimiz vardı. Cehennemin dibinde. Nerede olacak? Damda. Kapanıyor dama. Gecenin bir yarısına kadar damda. Damla kafayı bozdu temelli. He. Dam dediğin yer tam olarak nerede? Şu ileride bizim ağıl var. Onun içinde damda. Karagözüm, var mısın mani atışmasına? Ne oluyor la bu? Ben anca gelirim yumruk kapışmasına. Vıy 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 vıy. Ana, bak sen şu işe. Karagöz acıbat mı oynatıyor ya la bu? He? Rıfat'a bak sen amcaoğlu, adamın içinden ne çıktı lan? Hayali. Hayali çıktı. Hem de ne hayali. Taner, Veysel. Ramazan. Görüyorsunuz la burada çakmağı mucitler. Bir şey yok oğlum ya. Biz tam kapıyı çalıyorduk, sen açtın. Ya biz şeyden geldik ya. Bu kabakçıların depoda apar topar çıktık. Teşekkür edemedik sana. Ondan bir teşekkür etmek istedik yani. O yüzden geldik. Vallahi senden beklenmeyecek hareketti Rıfat. Şaşırttın bizi doğrusu. Vallahi bu da sizden beklenmeyecek bir hareketti. Gecenin bu saatinde teşekkür etmeye gelmişsiniz. Hadi hadi yolunuza hadi. Rıfat. Ya biz istemeden bir şey gördük de. Sen Hacivat Karagöz mü oynatıyorsun? Ne alakası var? Ne alakası var la? Ne oynatması? Ne oynatması? Siz aklınızı oynatmışsınız. Yok öyle bir şey. Ben anlarım la Karagöz'den, Hacivat'tan. Yok öyle bir şey. Yanlış görmüşsünüz siz. Hadi yolunuza. Hadi. Allah Allah. Allah Allah. Yok öyle bir şey. Allah. Niye böyle yaptık şimdi? Hayır yani şimdi Karagöz Hacivat oynatmak ayıp mı? Ayıp da bizim mi haberimiz yok? Hiç. Çekiniyor herhalde amca. Hadi çok gitmeyelim üstüne. Hadi kaçalım. Fat. Fat bir dur la. Şş, bir dur, bekle bir bekle. Ne var la? Maytap geçmeye mi geldiniz? Karagöz Hacivat oynatıcısı. Yok oğlum la, niye maytap geçelim Allah Allah? Oğlum niye maytap geçelim? Manyak mısın ha sen? Ne istiyorsunuz o zaman? Ya Ramazan şenlikleri var ya meydanda. Oynatır mısın diyecektim. La! Bir de dalga geçmeyeceğim diyorsunuz. Oğlum vallahi maytap geçmek için değil ya. Çocuklar var ya, hoşuna gider ya. Çocuklar beğenir, eğlenir ondan. Geleyim de adım kellerin Rıfat'tan kellerin komiğine çıksın. Sen azlansak zorlamam ben. Hadi. Hadi. Ya Rıfat, bak oğlum zaten kahve kapalı. Al şunu, al şunu da bir meşgul olur sana ya. Ya Taner, Veysel, ben nece konuşuyorum? Siz beni anlamıyorsunuz mu ya? Olmaz diyorum, olmaz. Çocukken hayali gelmişti, hatırlıyor musun? Hacivat Karagöz gösterisi yapmıştı. Seni çıkarmıştı sahneye, sen yapmıştın gösteriyi. Vallahi herkes çok beğendiydi yani, ben de dahil. Sen onu hatırlıyor musun ya? Hatırlıyorum tabii oğlum. Niye hatırlamayayım ya? Kime sorsan hatırlar yani. Vallahi hayaliden bile daha iyi yaptıydın o gün. Ya ben öyle kendi çapımda yapıyorum ufak tefek. Epeydir. İşte internete koyuyorum. Ama çok izlemiyor öyle. 10-15 kişi anca. Bir tek Sefer abi biliyor kasabadan. Sağ olsun vallahi, o da çok yardımcı oldu. Laf aramızda kral adam. Ama işte biliyorsunuz. Kasabada herkes Sefer abi gibi değil. Birini diline doladılar mı delirtmeden bırakmazlar adamı. O yüzden yine de sağ olun. Rıfat, bak güzel kardeşim, sen al bunu yine de bir düşün. Fikrin değişirse biz meydandayız. Yani en azından çocukluğundaki gibi yaparsan bak eminim herkes yine çok beğenir. Vallahi.
Gelirsen çok mutlu olurum. Gelmezsen de canın sağ olsun. Hadi eyvallah. Demiştim yani, nefret insanın çaresizliğinin bir sonucudur diye. İnsan ne kadar aciz kalırsa o kadar nefret edermiş. Nefreti ya bir top mermisi gibi patlar infilak edermiş ya da bir bardak suyla sönüp gidermiş. Hem de öyle bir gidermiş ki bir serinlik kaplarmış insanın içini. Açık kalmış pencereden hafif hafif esen bir akşam serinliği gibi. Kellerin Rıfat. Birkaç seneye kel kalır mıyım bilmiyorum. Anama göre kesin kalacağım, kaçarım yok. Ama artık umurumda mı? Değil. Şunu iyice anladım ki ben Taner'in gölgesinde kalmamışım. Kendimi hep onun gölgesine atmışım. Belki de ben değil, anam atmış. Ben kendi gölgem olacakken ben kendim bir gölge gibi yaşamışım bu yaşa kadar. Şimdi burada bu güzel Ramazan gününde belki de hayatımda ilk defa kendimi bu kadar önemli, bu kadar değerli hissettim. Ne öfkem kaldı, ne kızgınlığım. Sözü hayal perdesindekiler gibi bitirelim öyleyse. Yıktık perdeyi, eyledik viran, gidelim de sahibine haber verelim hemen. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, evleriniz huzur dola, vesselam. Thank you.